Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre 2020 son 10 yılın en sıcak yılıydı. Beklenen yağışın olmaması ve barajlardaki suların azalması nedeniyle Türkiye genelinde kuraklık kendini gösterdi. Ancak bu durum sadece insanları etkilemedi. Hem kuş türleri hem tatlı su balıklarının geleceği risk altında. Ülkemizde 487 kuş türü bulunuyor. Bu sayı Avrupa'daki kuş türünün neredeyse yarısına eşit. Ancak son yıllarda yaşadığımız kuraklık nedeniyle bu zenginliğimiz olumsuz etkileniyor. Kuruyan göller, nehirler ve dereler kuşların hem beslenmesinde hem de üremelerinde olumsuz bir etken. Acıgöl'de 200, Kars Kuyucuk'ta 232, Kayseri Sultansazı'nda ise 300. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüzlerce kuş türü yaşıyor. Kimisi göçerken uğruyor, kimisi neslini Türkiye'de sürdürüyor. Ancak hepsinin ortak bir sorunu var. Kuraklık. Bu kuşların bir kısmı tabii ki kuraklıktan etkileniyor. Özellikle göç sırasında kuşlar böceklerle besleniyorlar. Sulak alanlarda böcekler açısından oldukça zengin alanlardır. Dolayısıyla da bu alanlardaki küçülme, azalma, yok olma direkt olarak kuşları etkileyecektir. Türkiye göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle kuş çeşitliliği bakımından zengin bir ülke. Dünyada 10.806, Avrupa'da 1047, Türkiye'de ise 487 kuş türü yaşıyor. Bazı kuş türleri tek bir uçuşla varmak yerine belirli aralıklarla mola veriyorlar. Buradaki amaç hem dinlenmek, hem beslenmek, hem de yeniden göç için enerji kazanmak. Bir sene sonra geldiklerinde bu alanı ya küçülmüş ya hiç bulamıyorlar. Dolayısıyla da beslenmek için bir alan yok. Savunmasız kalıyorlar. Kuş türlerinin yaşam alanlarındaki su miktarının azalması en fazla suya bağımlı türleri etkiliyor. Burada ördek türlerini örnek verebiliriz. Flamingoları, en çok bildiğimiz flamingoları örnek verebiliriz ya da batağanları örnek verebiliriz. Ancak suya bağımlı derken aslında bir ekosistem düşünmemiz lazım. Yani buranın içerisinde göl var, sazlık var, ıslak çayırlar var, çamur düzlükleri var, subasar orman var. Kırşehir Seyfe Gölü ise kuş türlerinin en çok etkilendiği yerler arasında. 320 bin flamingo kuraklıktan etkileniyor. Önceden 2-3 ay, şimdi ise 3-4 ay kadar susuz kalıyor. Bu alanda da bugüne kadar 180 üzerinde kuş türü tespit edilmiş. Bunların en bilinenleri ise flamingolar. Bir sulak alan yok, beslenebilecekleri bir alan yok, barınabilecekleri bir alan yok. Burası İstanbul'a su sağlayan Elmalı Barajı'nın bir kolu. Çok değil, geçtiğimiz yıl burada sazan balıkları yüzüyor, balıkçılar avlanıyordu. Ancak kuraklıkla birlikte sular çekildi. Balıkların büyük bir kısmı suyu takip ederek buradan ayrıldı. Kalan kısmı ise su birikintilerinde yok oldu. Eğer bu havzalara bir su akışı varsa, yani onu besleyen dereler, nehirler varsa, oralara kaçma ve hayatta kalma şansları var. Ama bu çoğunlukla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir baraj gölünde suyun tamamen çekilmesi, ortadan kalkması demek o balıkların maalesef ölümleriyle sonuçlanıyor çoğunlukla. Eskiden burası olduğu gibi suyla doluydu. İnsanlar buralarda balık tutardı ama şu anda görüldüğü gibi su halen yok. Türkiye'de yaklaşık 400 civarı tatlı su balığı türü yaşıyor. Bu sayı sürekli değişiyor. Nedeni yine kuraklık. Karadeniz bölgesindeki nehir sistemlerindeki alabalık türlerinin ciddi derecede sıkıntıya girdiğini, bitme noktasına kadar geldiğini biliyoruz. Yine Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuraklık nedeniyle o bölgelere özgü, yani o havzalara özgü bazı sazangil türlerinin de sayılarında ciddi azalışlar olduğu ve ortadan kalkma noktasına kadar geldiklerini son yapılan çalışmalar göstermekte. Türkiye iç sularındaki balık türlerinin 140'ı endemik, yani ülkemize özgü. Tehlike onlar için de yüksek. Bu suyun en az 3 misli fazlasıydı. Hem sular azaldı. Bunun içindeki balık türleri turna, aynalı sazan, karabalık, bildiğimiz alabalık türleri yani sayılmayacak kadar çoktu.
Ama şu anda tutsanız, olta atsanız herhalde akşama da bir tane ya tutarsınız ya tutamazsınız. Sadece Türkiye'ye özgü özellikle bazı alabalık türleri var. Ve bunlar kuraklıktan ciddi derecede etkileniyor. Sayıları her geçen yıl azalıyor. Yaygın olan türler bu anlamda kendini kurtarabiliyor.